sevilen şarkıcı Yusuf Güney ve köpeğiyle eğlenceli bir röportaja ne dersiniz? Köpek eğitim konusunda uzman olan Can Paksoy da aramıza katıldı. Bakın neler oldu. Bugün çok eğlenceli bir konuyla karşınızdayım. Yanımda ünlü şarkıcı Yusuf Güney var. Hepimiz şarkılarını biliyoruz ve çok seviyoruz. Peki hayvanseverliğini biliyor muydunuz? Yusuf Güney'in köpeğini aldık. Yusuf Güney ile birlikte köpek eğitimi konusunu deneyimlemek istedik. Yusuf Bey, köpeğinizin cinsi nedir? Köpek demezsek alınıyor. Adı nedir diye başlayayım o halde. Hachi, Japon kendisi. Hı hı. 7 yaşında. 7 yıl önceden bahsediyoruz. 7 yıldır tam seninle 7 yaşında. Birlikte. Hatta 7 artı 4 aylık. Ben ilk Hachi'yi aldığımda bir rezidansa oturuyordum. 2 artı 1 evdi böyle. Sonra bebekken tabii oluyordu. Sonra büyüdükten sonra 3 artı 1'e geçtim. Sonra baktım evde olmuyor, bahçeli bir eve geçtim. Sonra bahçe küçük gelmeye başladı büyüdükçe. Sonra bir de bundan 1 yaşına geldiğinde ben yalnız kalmasın diye bir eş aldım ona. Sonra onları evlendirdim, düğün yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çok fazla, aşırı bir hayvan sevgisi var bende. Hayvan severim ama şunu anladım ki pet shoplardan gidip köpek alaraktan fazla, zaten etrafta o kadar çok ırkı güzel hayvanlar var. Özellikle barınaklarda çok güzel hayvanlar var mesela. Hani biraz da onlara ağırlık verip, tabii ki de hani bir atıyorum bir boğ ya da bir işte bir değişik bir ırk almak isteyen ya da trend dediğiniz kısma uygun hayvanlar alındığı zaman, alınmak istenildiği zaman tabii ki şeylerde, barınaklarda bulunmuyor ama yani oradaki hayvanların bence çok daha sevgiye ihtiyacı var. Mesela ben Hachi bende olmasaydı ben kesinlikle gider bir barınaktan bir hayvan alırdım. Köpeğinizi eğitmek için vermiş miydiniz küçük yaşlarda, yoksa siz kendiniz mi eğitiniz? Şimdi genelde bu ırk, hocamız daha iyi bilir. 7 aylıkken değil mi? 8 aylıkken daha. 6 aylıkken, hatta 6 iken bile. Bunlar biraz eğitimi zorlandıkları için almakta. 5,5 aylıkken bile eğitime başlanabilir aslında. Çok zor tabii. Yani hiçbir şekilde bir şey yaptıramıyorsunuz. Bebek ve harbi bebek yani. Hiçbir şey anlamıyor. Oynamak istiyor. Batırıyor ortalığı. Yapma diyorsun, yapıyor. Yani çocuk gibi böyle alıyorsunuz. Ama 6 aylıkken biraz böyle bir güzel eğitimin üzerine durursanız, ki ben durdum. İlk defa hayatında köpek bakacak insanlara direkt Akita alın demiyoruz. Yani ilk köpek olmak için biraz fazla zor bir karakter. Hani bir Golden'da, Labrador'da, Alman kurduydu, çok yumuşak, çok insanla sahibine düşkün, ama hem de yumuşak huylu hayvanlar varken hani bir Akita ile köpek macerasına girmek, hayvanseverlik macerasına girmek bence doğru bir karar değil. Eğitim süreci nasıl geçiyor peki Can Bey? Eğitim süreci ortalama. Biz eğitimi tabii kademelere ayırıyoruz, bölümlere ayırıyoruz. İşte temel itaat diyoruz, tasmalı komutlar. İleri itaat diyoruz, tasmasız komutlar. Her köpeğin alması gereken eğitim şu an Hachi'de de olduğu gibi, gördüğümüz gibi tasmalı olan komutlar. Yani temel itaat eğitimi. 4 hafta sürüyor. Biz köpekleri eğitirken komutun anlamını değil, köpekler işlerine geldiği zaman sizi dinliyorlar, işlerine gelmediği zaman dinlemiyorlar. Eğitimli köpek bizim gözümüzde kendi işine geldiği zaman değil, sahibi söylediği zaman söyleneni yapan, komutu uygulayan köpek. Peki Can Bey, diyelim ki benim bir köpeğim var ve buraya eğitime bırakmak istiyorum. 4 hafta boyunca ben onu görmüyor muyum? Buraya gelip mi görebilirim? 4 hafta boyunca buraya istediğiniz zaman gelebiliyorsunuz, ama eğitimin asıl önemli noktası da son hafta sahibiyle çalışmak. Tuvaletini ortaya yapmış değil mi? Eve gittiniz. Surat ifadesinden köpeğin yanlış yaptığını hissediyorsunuz. Ama o yanlışı belki 3 saat önce yaptı. Siz mesela bilirsiniz, eve gittiğinizde köpeğin yüzünden herhangi bir hata, yanlış yapmaması gereken bir şey. Şimdi aradan belki 3 saat geçti ama unutmamış ki o yüz ifadesine sahip. Dolayısıyla o aslında doğru bilinen yanlışlar. Onun bir şekilde ne zaman olursa olsun kızmanız, özellikle hatayı yaptığı yere gidip gösterip neden yaptın diye kızmanız ve cezasını orada vermeniz gerekiyor. Birlikte dünyanın birinci ve ikinci en zeki köpeklerinin yanına geldik. Bakalım onların şovları nasıl olacak? Hep birlikte biraz sonra izleyeceğiz.
Can Bey, bu elimdeki poodle'la beyaz olan aynı cins görüyorsunuz. Bu o kadar minnoş ki bunların da numaraları varmış. Evet, bu en küçüğü, o da en büyüğü. Toplam 4 tane poodle var boyut olarak. Buna biz toy poodle diye geçiyor. O da standart poodle diye yaklaşık 30-35 kiloya kadar çıkıyorlar. Herkesin elinde, herkesin sosyal medya hesaplarında görebiliyoruz. Özellikle Çağla Hanım, Çağla Şikel aldıktan sonra onun da biliyorsunuz bir toy poodle'u var. Bütün Türkiye toy poodle'u aslında onunla da tanınmış oldu. Çok hareketliydi. Herkes, evet, çok hareketli bir ırk ve herkes şu an toy poodle soruyor. En şu an popülaritesi yüksek olan ırk. Şimdi baş başa kalacağız. Bakalım neler öğrenmiş. Hep birlikte görelim. Hachiko, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben Hachiko ve Yusuf Bey'in yanından ayrılmadan önce birkaç soru sormak istiyorum. Son modaya dair. Yani moda dergileri hep evimde vardır. Çok takip ederim. Konserlerinde gayet şık giyiniyorsun. Ya kendim giyiyorum. Hiçbir matchmaker. Şu ana kadar 10 senelik müzik hayatımda hiç matchmaker'ım olmadı. Sanatına çok değer veren, bir sürü hobisi olan, ayrıca hayvansever farkındalığı çok yüksek olan ünlü sanatçımız Yusuf Güney'le sohbetimizi gerçekleştirdik. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.